Bu video çalışmamızda, Wi-Fi ağ iletişimini hızlandırma ve iyileştirmenin nasıl yapıldığını anlatacağız. Kullanım alanınıza göre, doğru ağ modunu seçerek, Wi-Fi ağın verimliliğini arttırabilir ve daha stabil bir ağ trafiği sağlayabilirsiniz. İlk adım olarak Windows arama bölümüne gelelim ve buraya, aygıt yöneticisi yazalım. Arama sonucunda çıkan, aygıt yöneticisi seçeneğine tıklayalım. Ağ bağdaştırıcıları seçeneğinin yanındaki ok simgesine tıklayıp alanı genişletelim. Bu seçeneklerde yer alan Wi-Fi kartına çift tıklayalım. Benim bilgisayarda Intel olarak gözükmekte, başka model bilgisayarlarda farklı model yazabilir. Her model Wi-Fi kart için geçerli bir ayardır. Wi-Fi kart seçeneklerin üst bölümünde yer alan gelişmiş seçeneğine tıklayalım. Bu ekranda dördüncü sırada yer alan AC, AX kablosuz ağ modu seçeneğine tıklayalım. Değer bölümünde karşımıza 4 seçenek gelecek. Bunları sırasıyla açıklayalım. 11N ile biten ikinci seçenek, daha geniş mesafelerde ağ trafiği sağlar. Daha geniş bir alanda Wi-Fi kullanımı yapıyorsanız, bu modun kullanılması network trafiği açısından daha faydalı olacaktır. 11C ile biten üçüncü seçenek, ağ altyapınız 5 GHz ve fiber internet kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın ağ kartı 5 GHz bağlantıyı destekliyorsa seçilmesi faydalı olacaktır. Ağ altyapınız bu özellikleri desteklemiyorsa, seçilmesine pek gerek yoktur. 11AX ile biten dördüncü seçenek, kısa mesafede maksimum veri hız gönderme konusunda tanımlama yapar. Ev içinde daha küçük alanda Wi-Fi kullanımı sağlıyorsanız, dördüncü seçeneği seçmeniz daha faydalı olacaktır. Ben ev ortamında 11AX ile biten dördüncü seçeneği kullanmaktayım. Kablosuz mod seçimi, servis sağlayıcının verdiği internet hızını arttırmaz. Sizin, ana modem ile cihaz arasındaki Wi-Fi ağ trafiğini daha iyi yönetmenizi ve performanslı çalışmasını sağlar. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.